Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs Cuma. Marmara'nın batısı dışında tüm yurtta yağmur bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Şimdi haberler. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı ve şöyle söyledi: "Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum." Açıklamasında hiçbir adayı işaret etmeyen İnce, CHP'nin milletvekili listelerinde yer alan Millet İttifakı bileşenlerini eleştirdi. Oy pusulası değişmeyecek, yurt dışında verilen oylar ve 14 Mayıs'ta İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılacak. İnce'nin ilk turda %50'nin üstünde oy alması halinde, ikinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar ikinci tura katılabilecek. İnce için geçen gece, "Gelmek istiyorsa otursun yer soframıza," diyen Kılıçdaroğlu, çekilme kararının ardından Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası şarkısını paylaşarak, "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz," diye yazdı. Konda'nın 6 ila 7 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, Kılıçdaroğlu'nun oyu %49.3, Erdoğan'ın oyu %43.7, diğer adaylardan Oğan'ın oyu %4.8, adaylıktan bugün çekilen İnce'nin oyu ise %2.22. Restorasyon süreci tartışma konusu olan İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, bugün ziyarete açılacak. Kız Kulesi'ne ziyaretler, 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını duyurdu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun 5 Mayıs tarihli açıklamasını hatırlatarak, "Erdoğan yine taklit etti," dedi. Türkiye'nin risk primini ölçen CDS, 42 puanlık düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına geriledi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %3,5'lik yükselişle 4650 puanı geçti. Birçok banka endeksi %5'ten fazla yükselirken en güçlü yükseliş %8'i aşan primle Yapı Kredi Bankası'nda gerçekleşti. Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi. Böylece 12 aylık cari açık 54.2 milyar dolara yükseldi. Kapalı çarşı esnafı, altın fiyatlarında yaşanan artış ve seçim sonrası dolar kurunda beklenen yukarı yönlü hareketin etkisiyle, altın satışlarının son iki haftada ikiye katlandığını söyledi. Pakistan'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın tutukluluğunun yasal olmadığını vurgulayarak derhal serbest bırakılmasını emretti. Han'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması üzerine başlayan olaylarda şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti, en az 290 kişi de yaralandı. Olaylar nedeniyle Han destekçisi yaklaşık 2000 kişi de gözaltına alındı. Eski ABD Başkanı Trump, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olup kazanması halinde 2021'deki Kongre baskını nedeniyle ceza alanlara af çıkaracağını söyledi. 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 600 kişi suçlu bulunmuştu. Avrupa Birliği, İstanbul Sözleşmesi'ni tüm birlik üyelerinde uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Parlamentodan geçen sözleşme, uygulamayı reddeden Macaristan ve Slovakya'nın da aralarında olduğu 6 birlik üyesi ülkede de uygulanacak. Galler Prensesi Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher seti açık artırma ile satılacak. 5 milyondan 15 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği beklenen mücevherlerin, Prenses Diana ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed'in hediyesi olduğu belirtiliyor. Şu anda Ukraynalı bir ailede olan mücevherin satışından elde edilen gelirin bir kısmı, Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılacak. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.